Herkese merhabalar. Tonguç Akit'in hücre teorisini anlatıyoruz. Tonguç evladım hücre teorisi nedir sence Allah'ım? Hocam kesin zor bir biyoloji Hayır konuşmuş. çok basit. Tüm canlılar hücreden oluşmuştur. Ah Bunu ilk başta hücreyi keşfeden adama soralım. Robert Hooke. Robin Hood hocam tanıyorum. Robert Hooke İngiliz. Zenginler alıp fakire vermeden değil o değil mi hocam? evladım. Robert Hooke İngiliz bir bilim adamı. Bu adamın babası, abileri hepsi rahip tamam mı? Allah kabul Bu adam da rahip olmak için şeye gidiyor, okula gidiyor ama o adamın bir sürü başı ağrıyor tamam mı? Baş, baş ağrısından adam diyor ki Ben okuyanı... rahip olmayayım Müslüman olayım diyor ve mi gidiyor hocam? Hayır ne alakası var adam. Babası diyor ki bu baş ağrısı bu, bu olmayacak mı çocuk? Kafayı yedik. E, o yüzden alıyorlar okulda. Aa, okul Hocam benim de başım ağrıyor bir anda. Bak çok enteresan. Okulda... Saçma mı <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sen de mi okuldan alın diyorsun? Aa, başım. Saçmalama. Almışlar ama ondan sonra bilime çok katkısı olmuş herifin. Belki de benim de öyle olacaktı. hocam? okul şey yapıyormuş. Hocam beni de alın. <laughs> Samimi söylüyorum. Acayip başım ağrıyor hocam. Tamam saçma ama. Adam ondan sonra mikroskopla... Ulan adam ne uyanıkmış ince... var ya. Başım Aynen. ağrıyor benim. Uyanık ya. ya. Mikroskopla incelediği hücreleri ilk defa bulan adam bu. Helal Hatta olsun. mikrografya adlı kitabında bunu yayınladı. Hücreyi gördüm dedi. Ondan sonra vay be dediler. Hücreyi sen gördün. Sen neyle gördü ama bak dikkat et çok önemli mikroskop. Yani hücrenin görünebilmesi için ilk başta neye ihtiyacımız varmış? Mikroskoba. Mikroskobun gelişmesinden sonra 1665'te bunu buldu ya. Evet, evet. O sırada Hollandalı bir tüccar olan Anton van Leeuwenhoek. Pardon Leeuwenhoek nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Of. Bu adam da çok enteresan kumaşları sattığı kumaşları incelemek için. Böyle mikroskobunu kendi mikroskobunu oluşturmuş. Ve bu sattığı kumaşları incelemeye başlamış. Hani kumaşa baktın mı hiç mikroskopla? Böyle böyle gözükür. Evet. Aslında iplikler böyle böyle dolanmıştı. Buna bakarken şurada garip bir şey sezinlemiş. Şöyle bir yaratığa benzer bir şey sezinlemiş. Ulan bu ne bilgisim yaklaşıyor efendim. Hatta bakmış bir de burada adam ondan sonra farkına varmış. Abi çok pis bir adammış bu. Hiç yıkanmıyormuş. Kumaşları, mumaşları her şey pislik içinde. Dolayısıyla ne demiş ya? Bir çamaşır suyuyla şunu bir temizleyeyim. E, i̇ğrenç olmuş demiş. İğrenç adam. Ama o sırada bir de bakmış. Bakteriler. Yani Hook dediğimiz adam bakterileri ilk başta mikroskopla gören adam. Olsun adama ve mikroorganizmaları e, resmen görmüş ve tarihe geçmiş evladım. Evet. Anlaştık mı? Aynı zamanda Matthias Schleiden. Hocam bu Alman futbolcu. Ben tanıyorum. Çok güzel göller. Matthias Matthias vuruyor ve gol. Ich bin müde. Tüm <laughs> bitkilerin e, yücelerden oluştuğu yargısına varmış. Demiş ki e, kardeşim hayvanlar da tamam yaşan, ama bitkiler de insan kardeşim demiş. Yani bitkiler de canlıdır demiş. Onlar da hücrelerden oluşmuş demiş. O zaman Matthias Schleiden de ne yapmış? Otla besleniyormuş diyebilirim. Bitlere benziyormuş hocam bu adam. E, Gözler bakayım. Matthias Schleiden. Oha gerçekten Hitler'in. Saçmalama evladım. Ee, işte Theodor Schwanza Bu da Barcelona'da oynanıyor hocam. hayvanların hücrelerden olduğu kanat getirmiş. Yani normalde hayvanları tek parça zannediyorlardı. Ama artık koyuna bakmışlar. Ve burada da hücre var. Burada da hücre var. Burada her yerinde hücre var. Hatta sende kaç tane hücre var biliyor musun? 813 tane hocam. 813 tane hücre senin e, tırnağının ucunda bile yok. Evladım saçmalama. Gerçekten. Evladım senin 37 trilyona yakın hücrem var. Bunu unutma. Rudolf Virchow. Hocam altın dünya karmasını oluşturuyoruz. Virchow. En iyi futbolcuları topladık. Harika. Tüm hücrelerden başka hücrelerin bölünmesiyle oluştuğu fikrini ortaya atmış ve hücre teorisine inanılmaz bir katkı Yani diyor ki adam bir hücre varsa demek ki başka bir hücrenin sonucunda oluşmuştur. Öyle tek kendi başına oluşamaz demiş. Ardından Janet Plowe de gelmiş ve Hücre zarının fiziksel bir hani bak hücre 3 parçadan oluşuyordu. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdeği. Doğru, demek ki adam ne demiş? E, daha doğrusu kadın bayan özür dilerim. 1931'de hücre zarı fiziksel bir yapıda üzere. Çok güzel dedi. bir kadın ama ben baktım resmine. Gerçekten çok güzel bir kadın hocam. Gerçekten baya elit bir kadınmış. Evet. Baya güzel bir kadınmış. Gerçekten. Salih amcamıza benziyor canlı. <laughs> Salih amcamıza evlenebilir mi bu teyze acaba? Hocam hayırlısıysa inşallah. Evet harikasın. Peki Lin Margulis dediğimiz adam da pardon bayan galiba bu. Gelişmiş hücreler içinde mitokondri. Bak mitokondriyi şöyle gösteriyorduk. Hop hop böyle böyle Hocam bunu aşık güzel. olabilirsiniz yalnız Lin Margulis. Ve kloroplast. Kloroplast da böyle 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 böyle. böyle. <laughs> Daha önceden Serbest yaşayan hücreler olduğunu söylemiş. Oo, gerçekten aşık gerçekten olmak üzereyim. Gerçekten Sebra Teyze'ye benziyor hocam. Resim Yalnız <laughs> resimler gitgide renkleniyor dikkat <laughs> 1970 harika. Ve e, serbest yaşayan hücre. Yani mitokondri bir teori var Tonguç. Adem'le Havva'nın Havva e, DNA'sı mitokondrinin içinde var. Gerçekten öyle bir de, şey Vay. var. De, Nobel ödülü aldı adam hatta. Dolayısıyla mitokondri dışarıdan gelmiş başka ben bir hücum. Anlatacağım merak etme. Or Tüccar organlarından anlatacağız. Ödülü sorumuzu yap cevapları gönder evladım. Tonguçhan'ın konuda video bombardımanımız devam ediyor. Ee, bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.